Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, burada 9 gündür yoğun bir şekilde ülkemizin 2023 yılı bütçesini görüşmekteyiz. Ülkemizin geleceğine dair kaygılarımızı dile getirmekteyiz. Muhalefet olarak eksik, yanlış, sorunlu olan yerleri tespit edip çözüm önerilerimizi milli menfaatlerimiz için ifade etmekteyiz. Bizler iktidarın hatalarını görmesini ve Türkiye'ye güçlü bir gelecek oluşturabilmek adına yapıcı bir muhalefet yapmanın derdindeyiz. Ancak maalesef şu ana kadar rakiplerine tahammülü olmayan, rakiplerinin başarısını lekelemekten başka hiçbir şey yapmamış, gözünü hırs ve öfke bürümüş bir siyasi iktidar gerçeğiyle karşı karşıyayız. İktidar yenilgilerinden ders almayı bir yana bırakmış, mahalli seçimlerde milletimizden yediği tokatın intikamını belediye başkanlarımızdan almaya çalışmaktadır. Önce Yalova, şimdi de İstanbul. Anlaşılan o ki İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun başarıları sarayı çok tedirgin etmiş ve her türlü zorbalığı yapmaya yöneltmiştir. Bakınız, AKP iktidarının 20 yıldır elinde her türlü siyasal, ekonomik ve sosyal imkanlar olmasına rağmen Türkiye'nin ülke yönetiminde ihtiyaç duyduğu demokrasi uygulamalarını geliştirmek ve ilerletmek adına hiçbir şey yapmaması, bunun aksine yargıda dahil tüm devlet kademelerindeki liyakatı dışlayarak partizanlık anlayışıyla kadrolaşması ülkemize telafisi olmayacak zararlar vermiştir. İktidar şimdi yaklaşan seçimler öncesi anketlerden gelen düşük oy oranlarını telafi edebilmek ve seçimi kazanabilmek için devletin tüm gücünü ve havuz medyasını da kullanarak yalan, karalama, haksızlık, komplo ve her türlü siyasi ahlaksızlık ile aziz milletimizin iradesi olan seçilmişleri dizayn etme çabası içine girmiştir. Milletin iradesini 2019'daki gibi görmezden gelenler dün kaybetti ve bugün de kaybedecektir. Bunu o kötülük dolu zihniyetinize yerleştirin. Değerli milletvekilleri, bin odalı ve itibardan tasarrufu olmayan sarayı ve şürekalarını büyük bir korku sarmıştır. Bu korku o kadar büyümüştür ki artık kendi bekaları için Türk toplumunun gözü önünde bile bu çirkin işlerini pervasızca yapmaya başlamışlardır. Şu unutulmasın ki sarayın kendisine bağlı bürokratları, yargı mensupları ve kendilerinden beslenen asalak yandaşları olabilir. Ancak hiçbir güç aziz milletimizin iradesinden üstün olamaz. O sebeple 2019 mali seçimlerinde yenilmeye bir türlü doyamadığınız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu iktidar olarak kafaya taktınız. Evet, aslında doğru bir iş de yaptınız. Zira başta İstanbul ve Ankara olmak üzere milletimizin Cumhuriyet Halk Partisi'ne göstermiş olduğu teveccüh o kadar büyümüştür ki bu genel seçimlerde yaşayacağınız mağlubiyetin delili olmuştur. Ama sizler her zaman olduğu gibi yiğitçe, kahramanca değil, türlü ayak oyunları, iftiralar ve haksızlıklarla yenilginizi kaypakça telafi etmek derdindesiniz. Nasıl ki İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'na verdiğiniz hukuksuz, siyasi yasağın yüksek ferasete sahip milletimizin gözünde hiçbir anlamı ve kıymeti harbiyesi yoksa, Ekrem İmamoğlu'na sizin güdümünüzdeki mahkemenin verdiği 2 yıl 7 aylık cezanın ve siyasi yasağın da 16 milyon İstanbul'un nezdinde hiçbir hükmü yoktur. Bu siyasi bir karardır. Bunu böyle bilesiniz. Son olarak halkın iradesinin temsili olan Yüce Meclis'ten akıl tutulması yaşayan siyasi zorbaları şunu söylemek isterim ki 16 milyon İstanbul'un iradesi olan Ekrem İmamoğlu'nu kumpaslarla, yalanlarla, palavralarla, iftiralarla ve kurmaca mahkemelerinizle korkutamazsınız. Ve yürüdüğü bu kutlu yoldan döndüremezsiniz. Siz yıllardır duymasanız da, görmeseniz de, anlamasanız da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesindeki temel yapı taşı ve asla elinden alınamayacak kutsalı olduğunu tekrar tekrar ifade etmek isterim. Ne kadar kötülük ve haksızlık yaparsanız yapın, muvaffak olamayacaksınız. Çünkü bu millet artık bu şansı size tanımayacak. Sözlerime 16 milyon İstanbul'un hem de sizleri eze eze seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun halkın verdiği yetkiyi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor sözleriyle son vermek istiyorum. İstanbul'un iradesinin üzerindeki ipoteği kaldırmak için ne gerekiyorsa yapacağımızdan kimsenin ama hiç kimsenin şüphesi olmasın. Zorbalık sizden, direnmek bizden. Geliyor, gelmekte olan her şey daha güzel olacak, her şey çok güzel olacak. Genel kurulu saygıyla selam.